Ben öncelikle size bu fırsatı tanıdık için teşekkür ederim. Selamlar, bugün belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Şu anda Sayın Bakanımızı görüyoruz. Biz ardınızı göremiyoruz. Sizin yanınızda azar bir zahmet. Elinden mikrofonun arkasından da gelsin. Bir de sesleri de alacaksın. Evet. Şu anda çarşımızda bulunan 680 dükkanımızın hepsini kül olmuştur. Bütün esnafımız mağdurdur. Şu anda bizim esnafın hepsi çarşının önünde bekliyorlar. Bunların cebinde kimsenin, hiç kimsenin cebinde bir ekmek parası bile yoktur. Bunun için biz yetkililerimize sesleniyoruz. Biraz daha önceden bu giderlerimizi temin etsinler. Ona teşekkür ediyorum hepsine. Nedir orası, ne? Dükkan mı, tezgah mı? Dükkan. 687 tane dükkanımız var orada. Dükkan mı, tezgah mı? Dükkan geçiyor. Ha, dükkan geçiyor. Peki. Yani gerekli çalışmalar yapıldı, devam ediyor. Evet, bizim başkanımız yardımcı olmuş, her şeyi yapıyor yani. Tamam. Teşekkür ediyorum. Peki. Evet. Şu anda 680 esnafımızın hepsi mağdur. Kredi kartı borçları var, banka kredileri var. Bu esnaflarımız kredi almışlardır. Çekleri var. Yani günü gelen çekleri var. Bunda bir yardımcı olursanız bize, sizden bunu istiyoruz. Evet. Peki. Var mı başka arkadaşlar? Var Sayın Bakanım. Sayın Bakanım öncelikle... Sen kendini bir tanıt. Veysel Varmış. Derneğimizin muhasibiyim. Sen ne yapacaksın? Kaç tezgahın var orada? Efendim? Kaç tane tezgah var senin? Benim orada 4 tane tezgahım var efendim. Evet. Toplamda 687 tezgahımız olup 476 tane esnafımız kayıtlı olarak bulunmaktadır. Belediye kayıtlarında gözükmektedir. Ben burada öncelikle Sayın Altındağ Belediye Başkanımız Veysel Tilaki'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bize her şeyden önce Sayın Bakanım vicdanen ve Allah rızası için orayı yapacağına inandırdı. Bunun için herkesin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum kendilerine. Şu anda hemen işlemlerle başlandı. Enkaz kalkıyor. Pazarımızın enkazı kalkıyor. En kısa zamanda yapılacağın teminatını da bize vermiştir kendileri. Bunlardan ziyade Sayın Bakan, bizim esnaf olarak genelimizin ev kredileri, araç kredileri, çekleri ve bankalık bir sürü işleri mevcuttur. Bu işlerin, yani siz aracılığıyla ertelenmesine, en azından orası bize yapılıp verilene kadar. Zaten Sayın Belediye Başkanımız bununla ilgileniyor. En azından orası bize yapılıp verilinceye kadar. Ve daha sonrasında biz esnaf olarak çok aşırı derecede mağduruz. Kimimizin 800-900 bin lira, kimimizin 500 bin lira, kimimizin 300 bin lira, kimimizin 100 bin lira, az keza yine kimimizin 5 bin lira, 10 bin lira gibi, yani bilinen bir milli servet orada kayboldu. Biz sivil toplum kuruluşlarına da buradan seslenerek bize yardımda bulunmalarını, gerek televizyon aracılığıyla, gerek radyo aracılığıyla yardımlarını talep ediyoruz. Gerekli kurumların, gerekli kişilerin el ayak olması, sizler gibi öncü durmasını rica ediyoruz. Peki. Başka var mı dostum? Bir de evet dedim. Yok, evet tatlılar dedim. Şey, aferin abi. Ben İstanbul'da Olay bilgisinde bizim... Düğmeye basın. Kapatın. Burayı kapatın. Ben Hüseyin Rahat Çarşı Esnaflarından İstanbul'da. Olay bilgisi sadece bizim mallarımız yanmadı. Bizim geçmişimiz, hayallerimiz, umutlarımız yandı. Biz geleceğimizde yandı diye endişe ederken belediye başkanımız bize sahip çıkarak yüreğimizdeki o ateşi bir su serpti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve buradan bizim için ne yapılabilirse, hani bizim geleceğimizi, geçmişimizi kurtarabilmek adına ne yapılabilirse, sivil toplum örgütlerinin bize destekçi olmasını istiyoruz. Ciddi bir mağduriyet içerisindeyiz. Yarın evine ekmek götüremeyeceğimiz, cebinde parası olmayan arkadaşlarımız var çevremizde. Büyük bir sıkıntılarımız var. Bu konuda bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Evet. Teşekkür ederim. Evet, belediye başkanımız.
Sayın Bakanımız, arkadaşlarımız 680 tezgahı temsil eden arkadaşlar burada. Burası daha önceden belediyenin pazarlarında kapalı bir pazarıyken bundan yaklaşık 15 yıl önce bu arkadaşları tezgah temsilcileri verilerek bugüne kadar buradan geçimlerini temin eden 680 esnaf ama 680 tezgah esnaf sayısı bizdeki kayıtlara göre 450 kadar esnaf kişi burada ticaretle iştigal ediyor. Kendi içinde burada belediyenin tahsis ettiği, bunu devrediler, tezgahı tahsis edildiği halde başkalarının kullandığı yer kendi içinde çözülmesi gereken bazı sıkıntılarımız olmakla birlikte büyük bir yangın oldu. Fiziki koşulları iyi değildi. 3-4 yıldır burayı yıkalım yapalım düşüncesiyle defaten kendileriyle de görüştüğümüz bir yerdi. Ama böyle bir felaketin olması tabi arzu edilmez. Şu anda çok kısa sürede burayı yapabilecek belediyemizin gücü var. Kendileri buna ne kadar inanır, kendileriyle bunu paylaştım. Hükümetimizin, Sayın Bakanım, sizlerin yapılabilecek destekleri, talepleri kendi makul olan mevzuat çerçevesinde talepleri de dün yaptığımız Bali Bey'in başkanlığında yapılan toplantıda da iletildi. Borçları, kredi borçları, elektrikle ilgili borçları veya afetten ya da sosyal yardımlaşma bakımından nakdi yardım konusunda talepler iletildi. Bunların mümkün olanlarının en kısa sürede gerçekleşmesi yönünde taleplerimiz var. Belediye olarak enkaz kaldırma çalışmaları bugün başladı. Toplam yaklaşık 7500 metrekarelik kapalı bir alan. Bu tezgahların bulunduğu alan. Bugün enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Elimizde mevcut projemiz vardı. En çarşamba günü dedim ama pazartesi günü tekrar kendileri bir araya geleceğiz. Eğer proje konusunda kafalarında soru işaretleri olmaz ise biz hemen ihalelere çok kısa sürede sadece kendilerinin kullanacağı tek katlı olmak üzere. Yani kafalarında soru işaretleri bugüne kadar biz 4 yıldır yıkmakla meşguldük burayı. Kendileri biliyor bunu. Biz burayı yıkarsak buraya çarşı yapılır, başkalarına kira verilir diye endişeler vardı. Bazılarının bu endişeleri körüklüyorlardı. Bu güne kadar yıkılamadı. Yıkılması gereken bir yer. Böyle bir acı bir felaketle olması tabii hepimizi üzdü. Zaman zaman da burada sizlerin huzurunda söylüyorum ama dün Sayın Valimiz yangın raporunu da açıkladı. İşte 2 gün önce belediyenin gelmiş olması nedeniyle bir sabotaj mı burası diye dedikodular da çıkmıştı. Bize de üzüntü verdi bu durum. Çok kısa sürede belediyenin yapabilecek gücü var Sayın Bakanım. Bu bilgileri tavsiyelerimize sunuyoruz. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Kalp Vücut Dünya Kadınlar Günü, bu günümüzü kutluyoruz öncelikle. 6 Mart günü meydana gelen bu yangın dolayısıyla mağdur duruma düşen esnafımıza yardım ailesine geçmiş olsun diyoruz. En büyük şeyimiz herhangi bir can kaybı olmaması. Yani mala gelen zarar bir şekilde telafi edilir. İmkanlarımız var. Bununla ilgili çalışma yürütülmüş. Valinin başkanlığında. Belediye başkanımız zaten olayda başından bu yana ilgili. Buradaki büyük bir pazar yeri içerisinde bana verilen bilgiye göre 480 esnaf ait 680 tezgah bulunuyor. Yani seyyar tezgah, büyük bir çarşının içerisinde üstü örtülü tezgahlar bulunuyor. Demek ki bir kişi birden fazla tezgaha sahip olma durumu var. Bu tespitler yapılmış, devam ediyor. Bu tespit yapanlar arasında işte KOSGEB var, İl Acil Afet Müdürlüğü var, Ankara Valiliği var, altında belediye başkanlığımız var. Çalışmalar o açıdan yürütülüyor. Biz de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak doğrudan doğruya esnaf ve sanatçılarımızla alakalı politikaları ve projeleri yürütmekle görevli. Esnaf ve Sanatçılar Genel Müdürlüğümüzün görev alanı dolayısıyla bu tespitleri hükümetimize aktaracağız. Bakanlığımız bünyesinde hemen değerlendirmeyi aldık. Neler yapabiliriz? Dolayısıyla Halk Bankası üzerinden esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandığınız krediler olabilir.
bunlara ilişkin çalışmamız olacak. Verdi borçlarınızın ötelenmesine ilişkin bir çalışmayı Maliye Bakanlığı'nın nezdinde yapacağız. Ve elbette ki acil afet müdürlüğümüz veya başkanlığımız neler yapabilir? Bunları değerlendireceğiz. Ayrıca yani sivil toplum kuruluşları yardım yapsın derken tabii ki bir sivil toplum kuruluşlarının kuruluş amaçları, yardım alanları farklı. Burada daha çok esnaf sanatçı odaları, belki ticaret ve sanayi odası nezdinde de bir girişimimiz olacak. Bu çerçevede bu yaranızı kısmen imkanlarımız ölçüsünde paylaşmaya çalışacağız. Yani buradan çıkınca ayrılınca biz gittik. Burada ne kadar zarar oluşmuşsa bunu hükümet üstlendi karşılayacak. Böyle bir kanıya kapılmayın. Yani paylaşmaya çalışacağız. İmkanlar neyse millete ait imkanları ve hukuki ölçüler içerisinde sizin sorunlarınızı hafifletme doğrultusunda seferber edeceğiz. Zaten belediye başkanımız hemen el atmış, kendisini tebrik ediyorum. Enkazı hemen toparlıyor. Önerdiği proje de bana göre çok doğru. Tabii Büyükşehir Belediye'mizin de uygun görmesi halinde inşallah o proje de hayata geçer. Tabii orada gözetilecek ölçü hak ve hukuk. Hak sahibi. Bu ölçü önemli. Yani bunun dışında bir sapma olmaması gerekir. Belediye başkanımızın o noktada çok hassas olduğu konusunda benim kanaatim tam. İnşallah bu maruz kaldığınız, bu felaket dolayısıyla uğradığınız zararı, müşkülatı hafifletmeye çalışacağız. Ben bir kez daha hepinize geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim başkanım. Teşekkür. Hep huzurlu olun, mutlu olun. Ülke hepimizin. Acımızla birlikte paylaşacağız. Sevincimizi birlikte kutlayacağız. Ve böylece güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Peki. Şu an en büyük sorunumuz bankalara olan kredi borçlarımız. Bunlar için yapacak bir şey yapacağız. Yani bilinçsel olarak özel bankalara olan borçlarınızla alakalı bir şey ama halk bankalarında hükümetimizin programı çerçevesinde esnaf ve sanatçılara kullandırmakta olduğumuz ve faizinin de %50'sini hazineden karşıladığımız miktarla alakalı olanı biz TESKOM'la konuşacağız. TÜSNE, Türkiye Esnaf Sanatçılar Konfederasyonu'nun merkez birliğiyle. O konuda sanırım bir imkan hazırlar. Tamam, bunun ötesinde özel bankalarla olan kredi ilişkileri dolayısıyla takdir edersiniz ki o bir, tamamen özel bir ticari hal işveriş. O alanda yapacağımız fazla bir şey yok. Yani kamu ile olan kısmı itibariyle biz bir muzahir durumumuz olacak. Peki, hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.